Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Xiaomi Redmi Note 13 Pro artı 5G arkadaşlar. SIM desteği var arkadaşlar. Ürünümüzün kutusu bu. İlk önce kutudan çıkacaklara bakalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde telefonumuz var. Redmi Note 13 Pro arkadaşlar. Telefonumuz bu. Arka kısmı bu arkadaşlar. 2 adet aldım ben. Bir beyaz, bir de yeşil olanını aldım. Arka kısmında 3 adet kamerası var arkadaşlar. Birincisi 200 megapiksel arkadaşlar. İkincisi 8 megapiksel. Bir tanesi de 2 megapiksel kamerası var. Ön kamerası da 16 megapiksel kamerası var arkadaşlar. Kumanda desteği var arkadaşlar. Birçok cihazda uyumlu. Buradan kızılötesiyle kumandaları çalıştırabiliyoruz. Cihazları çalıştırabiliyoruz. Burada kulaklık girişi var arkadaşlar. Burada ve arkada iki adet hoparlör var arkadaşlar. Bir de burada başka bir şey var ama onu bilmiyorum. Ön kamerası burada arkadaşlar. Alt kısmında sim kartı alt kısmına takılıyor. Hoparlörü burada. Şarj soketi de burada arkadaşlar. Yan kısmında da sağ kısmında da açıp kapatma, işte ses açıp kapatma şeyler var, tuşlar var arkadaşlar. Cihazımızın 250 GB, 256 GB hafızası var. 8 artı 4 RAM'ı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. 200 megapiksel kamerası var. Kamerasını test ettim. Hani bir iPhone 11 kadar çekmiyor. O konuda bilginiz olsun. Telefonumuz bu, daha kurmadım telefonunu. Buradan telefon hakkında geliyoruz arkadaşlar. Redmi 13 Pro 5G Android 13 sürümüyle geliyor. Android 13 8 çekirdekli 2,4 GHz. RAM arkadaşlar 8 artı 4 12 GB olarak geliyor. Dahili depolama 256 GB arkadaşlar. Ayarlar kısmında işte sistem uygulamaları, güvenlik durumu, sim kart ve mobil ağlar. Burada eSIM özelliği de var arkadaşlar. eSIM özelliğini de kullanabiliyoruz. Ekran ayarları, titreşim. Yani bunlar klasik ayarlar arkadaşlar. Xiaomi hesabı var. Hesaplar işte. Hani normal Android cihazı olan özellikler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Normal standart özellikler var arkadaşlar. Kamerası bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 200 megapiksel çekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoda tabii 200 megapiksel çekmiyor. 1080 30 FPS çekiyor arkadaşlar videoda. 4K 60 FPS çekmiyor. Şöyle göstereyim. 4K 30 FPS çekiyor arkadaşlar. 200 megapiksel de nasıl çektiğini göstereyim bu şekilde. Açık havada tabii daha güzel çekiyor. Kamerayı şöyle yakınlaştırabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir şey çıkıyor böyle. Bu şekilde 10x zoom'a kadar yapabiliyoruz. Bu şekilde oluyor. Dediğim gibi hafızasını söyledim. 5000 mAh pili var arkadaşlar. Hani ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum kendi cihazımı. Bunu eşime almıştım. Daha bunu yeni açtık kutusunu. Bir aydır kullanıyorum. Şarjı arkadaşlar yaklaşık 24 saat. Normal kullanımda 24 saat kurtarıyor. Bilginiz olsun. 24 saat kullanıyorum ben. İşte de kullandığım için. Hani az kullananlar için 2 gün gidebilir. Ama beni bir günde kurtarıyor. Her gün şarj takıyorum. Bilginiz olsun. Şarj cihazı arkadaşlar şöyle bir orijinal şarj aletiyle geliyor, hızlı şarjla 67 watt hızlı şarjla.
Yaklaşık 45 dakikada şarj oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, 45 dakikada doluyor. Normalde bir tanesi normal fişli geldi ama bizim bu Kıbrıs fişli geldi bir tanesi. Şimdi bu şekilde şey çıktı, böyle aparat çıktı. Hızlı şarjımız oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 45 dakikada yaklaşık şarj oluyor. Kutu içinden çıkanlar da bunlar. Kulaklık çıkmıyor. Bilginiz olsun. Hani ekrandan ya da oyundan çok fazla anlamadığım için oyunlara girmeyeceğim. Oyun oynamıyorum ben, çünkü telefonumda hiçbir oyun yok. Oyun hastalığım yok. Onun için oyunlara girmeyeceğim. Eğer ki ileride oyun oynarsam da oyun videosu atacağım. Bilginiz olsun. Görünüşe göre güzel bir telefon diyebilirim arkadaşlar. Alınabilecek uygun fiyatlı telefonlardan bir tanesi diyebilirim. Xiaomi Note 13 Pro 5G. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir video çekmeyeceğim. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Teşekkürler.